Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Buradan sevgiler, saygılar. Kim milyoner olmak ister? Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı. Sevgili izleyiciler, sevgili konuklar, hoş geldiniz. Hemen ilk yarışmacımızı çağırıyorum. İlker Pirinç geliyor. Merhaba. İlker, hoş geldin. Merhaba, sağ olun, hoş bulduk. Merhaba, nasılsın? Gayet iyiyim, tabii çok heyecanlıyım. Zaten mizaç olarak da heyecanlı biriyim. Buraya da sirayet etti biraz. Hiç öyle gözükmüyorsun ama. İyi, çok güzel. İnşallah. Seni tanıyalım biraz. 34 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldum. Bir finans kuruluşunda çalışıyorum şu anda. İstanbul'da yaşıyorum. Ailen ne iş yapıyor? Ailem, babam aslında tüccar veya esnaf diyebilirim. Annem de ev hanımı. Kimlerle geldin? Buraya kardeşim geldi sağ olsun benimle. Konya'dan geldi. Bir de çocukluk arkadaşım, en yakın arkadaşlarımdan birisi Gencay geldi. Sağ olsun. Hadi hoş geldiniz, tanıyalım sizleri. Merhaba, Gencay Terzioğlu. İşletmeciyim. İlker'in çocukluk arkadaşıyım. Ona destek olmak için Konya'dan katıldık. Merhabalar, Önder Pirinç. Ziraat mühendisiyim. Abimin başarılı olacağına inanıyorum. Başarılar dilerim. İki kardeş misiniz? İki evet. Kardeşiz, evet. Heyecanlı mısın sen de? Evet, ben de heyecanlıyım. Hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlker, ilk sorumuz geliyor. Evet. Yeni kararların alınması genellikle hangisiyle başlar? A. Evlilik yıl dönümü. B. Sevgililer günü. C. Yaz tatili. D. Yeni yıl. D. Yeni yıl. Yeni kararların alınması yeni yılla başlar. Evet, herkes spor salonuna yazılır bu sene. Duyuyor mu? Ha, tamam. Tamam, D. Yeni yıl son kararım. İkinci sorumuz. Mesleki özelliği olarak eli hafif denilen kişi ne iş yapıyor? A. Polis. B. Hemşire. C. Berber. D. Öğretmen. B. Hemşire. Son kararım. İlker, 1.000 lira kazandın, ilk barajı geçti. Teşekkür ederim. Üçüncü zaten soru geliyor efendim. Evet, bu kısmından korkuyordum hakikaten. Üçüncü soru. Western filmlerinde klişe olarak kovboyların gittiği barlarda hangi enstrüman bir köşede mutlaka bulunur? A. Akordeon. B. Piyano. C. Saksafon. D. Trompet. Şimdi burada B piyano diyorum ve patron trompet değil, akordeon değil. Evet, B piyano son karar. Kovboy filmini sever misin? Severim. Hatırladın mı şimdi barladık piyanoyu? Tabii. En çok da onları, bu çizgi romanlarını çok severdim. Red Kit gibi çizgi romanları. Onlardan hatırlıyorum. Çok çok hoşuma giderdi. Hatırladım. Hatta kendi kendine çalan piyanolar falan var şimdi orada. Şimdi onu söyleyecektim. Doğru. Evet. Sesli bir sorumuz geliyor. Dinliyoruz. Tabii. Ince. Dinlediğiniz türkünün adı nedir? A. Evlerinin önü Mersin. B. H15'li. C. Zülüf dökülmüş yüze. D. Sarı gelin. Tamam.
bunu seyirciye sormak istiyorum. Burada yardım isteyeceğim seyirciden. Sizden yardım istiyor sevgili seyirciler. İlker Pirinç. Dinlediğiniz türkünün adı nedir? A. Evlen Önü Mersin. B. Hey 15'li. C. Zülüf Dökülmüş Yüze. D. Sarı Gelin. Süremiz 10 saniye biliyorsunuz. Bakalım seyircilerimiz ne diyecek? Evet. A diyor %73 oranında seyircilerimiz. Açıkçası beni biraz şaşırttılar. Çünkü bu Hey 15'li şu sıralar filmden dolayı gündemde olan bir türkü. Onu sorarsınız veya ona referans gösterirsiniz diye bekliyordum. Ama seyirciye de güvenmek durumundayım. A. Evlenin Önü Mersin. Yani son kararım. Tamam, teşekkür ederim. Niye bu kadar şüpheye düştün? Açıkçası ben geçmişte radyo programcılığı da yapmıştım. Müzik konusunda çok iyiyimdir, kulağım iyidir. Ama bilmedim yani. Diyecekler zannettim. Bu Son Umut filmiyle çok gündemde olduğu için gündemden bir şeyler sorar mısınız diye düşündüm. Belki biraz kafamda fazla düşündüm, fazla bir şey kurdum. Beşinci soruya geldik. Türkiye'de itfaiye teşkilatı nereye bağlı olarak çalışır? A. Su İşleri. B. Karayolları. C. Emniyet. D. Belediye. Emniyete bağlı olarak çalışmıyor. Su işlerine bağlı olarak da çalışmıyor. Karayolları ve belediye var burada iki alternatif olarak öne çıkan. Karayolları da zaten daha çok özellikle il sınırları içerisinde, büyükşehir sınırları içerisinde aktif olmadığı için burada belediye en makul seçenek olarak göze çarpıyor. O zaman D, belediye son kararım. Güzel bir sağlam oldu. Darısı diğerlerinin başına. İnşallah. Altıncı soru geliyor İlker. Hangi bölgede daha fazla şehir vardır? A. Karadeniz. B. Akdeniz. C. Doğu Anadolu. D. Ege. Akdeniz'in şehirleri çok geniş alanlarda. Doğu Anadolu'nun şehirleri de geniş alanlarda. Karadeniz'in şehirleri daha küçükler ve birbirlerine şeyler. Doğu Anadolu değildir. Şimdi burada da telefon jokeri veya herhangi bir joker de harcamak istemiyorum bu soru için ama. Onları biraz daha ileri bir şeylere saklamak istiyordum. Karadeniz'de dediğim gibi küçük küçük çok fazla şehir var. 10 saniye. Tamam. 8. Tamam. O zaman burada şansımı zorlayacağım. A. Karadeniz son kararım. Benim yüreğim ağzıma geliyor. Son bir saniye kala söylüyorsun. Hakikaten son öyle oldu. Diye yani gitmek üzere her şey. Farkında bile değilim biliyor musunuz? Şu barajı açtıktan sonra bol bol sohbet ederiz. Burada daha çabuk şey var, heyecanlanıyorum. Evet. Haklısınız. Baraj sorusu geliyor. Hazır mısın? Tabii. Bekliyorum. Piyanist, Aşk ve Saklı filmlerinin yönetmeni kimdir? A. Kim Ki Duk. B. Krzysztof Kieślowski. C. Michael Haneke. D. Woody Allen. Ya burada üçlemenin şeyi tamam, yine riske gireceğim. Madem gerçi bu baraj sorusu değil mi? Evet. Baraj sorusunda da riske girmekten biraz da çekindim açıkçası. Tamam, %50 jokerimi kullanmak istiyorum. %50 jokerini kullanınca biz geçersiz iki seçeneği hemen alıyoruz İlker. Tamam. C. Michael Haneke. D. Woody Allen.
tamam ya, bu riske girebilirim. Haneke diyorum. Michael Haneke, J. Michael Haneke son kararım. Tebrikler. Teşekkür ederim, sağ olun. İkinci baraj da geçildi. 15 bin liram var. Çok güzel oldu. Ne yapacaksın parayı? Açıkçası aileme o yardım etmek istiyorum. Onlarla paylaşmak istiyorum parayı. Ve bana göre kutsal bir amaç. Güzel. Aileyle paylaşmak. Baştan Haneke geçti mi aklından? Aslında baştan aklımda Haneke ve Woody Allen geçti. Çünkü öbür ikisini çok iyi biliyorum. Kim Ki Duk'un da olmadığını biliyordum. Diğer yönetmenin de zaten Fransız üçlemesinin yönetmeni olduğunu biliyordum. Ama aslında burada daha çeldirici olan Polanski falan deseydiniz çok evet, çeldirici olurdu. Oraya düşerdim. Çift cevap hakkı jokerim de geldi. Evet, çok iyi oldu. İki tane jokerim var. 30 bin ak soru geliyor. Tabii. Geçtiğimiz günlerde Pakistan'daki bir televizyon programında yarışmayı kazananlara ödül olarak hangisi verilmiştir? A. Bir bidon benzin. B. Gerçek bebek. C. Cennetin anahtarı. D. Lise diploması. Yani hiç beklemediğim yerden sordunuz yani. Üzülürüz. Yok, estağfurullah. Şimdi gerçek bebek ihtimalini atıyorum. Yani bu insan aklına aykırı bir şey. Tam çok sansasyonel bir haber olabilir. Buraya taşınacak kadar sansasyonel hale getirebilir işi ama yani insan aklına aykırı olduğunu düşündüğüm bir şeyin gündeme geleceğini düşünmüyorum orada. Bir bidon benzin hakikaten çok düşük bir ödül. Burada cennetin anahtarı ve lise diploması arasında bayağı takılmış durumdayım. Cennetin anahtarı daha şey geliyor bana. Daha yakın geliyor açıkçası. Burada lise diploması da televizyonda verilecek bir şey değil gibi ya. Telefon jokerimin de bunu çok jokerlerimin de pek bileceğini zannetmiyorum. Yani lise diploması pek verilmez diyorsun ama cennetin anahtarı verilir diyorsun. Evet. Sanki öyleymiş gibi. Çünkü lise diploması hani belirli standartları falan olan bir şey olması lazım. Öyle bir şey beklersiniz. Resmi bir kurum imzası var vesaire, böyle bir şey beklersiniz orada. Ama cennetin anahtarında onu da atmak daha kolay olabilir şey olarak, yani farazi olarak bir şekilde vermeyi iddia etme konusu. Gerçi orada da televizyon programında ne yaparlar ki cennetin anahtarı verilir insanlara, değil mi? Yani bir manevi bir motivasyon. Onu hak edecek bir şey belki yapmaları beklenmişti insanlardan. Pakistan'da denince şimdi çeldirici olarak düşünüyorum. Televizyon. Şimdi jokerlerimin de bu konuda pek... Tamam, yine riski alacağım. Nasıl olsa kaybettiğim şey burada çok büyük olmayacak. Şu an 15 bini kazanmış durumdayım, değil mi? 30 bin için oynuyorum. Evet. Tamam, kaybettiğim şey çok büyük olmayacak burada. Yüzdeye vurursam belki şey olarak yüksek ama... Miktar olarak yüksek ama yüzdeye vurursam yüksek değil. Tamam, o riski alıyorum şu an. Ya da tamam son kararım şu. Telefon jokerime ulaşmak istiyorum. Tamam. Telefon jokerini kullanmak Evet, kullanmak istiyorum telefon jokerimi. Serhat Adışen, Metin Yüksel bölüm, Abdullah Ülkü ama sen Serhat Adışen'le görüşmek. Aynen onunla görüşmek neyin istiyorum. Oluyor? Çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Kendisi bir döküm fabrikasında kalite müdürü olarak çalışıyor. Bilgisine de güvendiğim bir arkadaşım. Böyle popüler şeylere de meraklıdır. Duymuş olabilir bir yerlerden. İnşallah duymuştur. İnşallah. Alo.
Alo, iyi akşamlar Selçuk. İyi akşamlar Serhat Adışan, nasılsın? İyiyim, sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. İlginç bir soru var. İlker Pirinç'le yarışıyoruz şimdi. Sana güveniyor sevgili Serhat. İnşallah. Hazır mısın? Yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırım. Buyurun. Pakistan televizyon programı ödül Cennetin Anahtarı. Şimdi Pakistan'da bir televizyon programında ödül olarak benzin mi verilmiştir, bebek mi verilmiştir, lise diploması mı, Cennetin Anahtarı mı? Pakistan'da bir televizyon programında ödül olarak bidon benzin, Cennetin Anahtarı. Bakıyorum. Güzel. Bakamadı. Evet, bakamadı. Tamam. Sen de sohbet eder gibi ama yani söylüyorsun. Soruyu bir an önce sorsana. Evet. Sevgili İlker, zamanla yarışıyorsun. Tamam. O zaman artık öbür jokerim de çok kıymetli benim için. Onu da saklayacağım. Şans yanımdaysa devam edelim. Cennetin Anahtarı. Emin misin? Eminim. C, Cennetin Anahtarı. Son kararım. Son kararım, doğru. Bunu yapmasalar iyiymiş. Yani çok haksız bir şey yapmışlar hakikaten orada. Çift cevap hakkım vardı. Vardı. Onu nereye sakladın? Benim aslında buraya gelirken hedefim daha yükseklerdi. Tamam işte, daha çok yükseğe çıkmak için bir 30 bin lirayı da alıp daha yüksekte belki senin bildiğin bir yerden gelebilirdi. Doğru, niye kullanmadın? Ama iki tane seçenek kaldığı yine seçmezdim. Zaman sen yine onu seçmezdin. Yine seçmezdim. O kadar emindim ki gerçek bebek olmadığından. Kendine göre düşündün meseleyi. Evet evet, çok demek ki böyle ahlaki şeyleri biraz daha göreceli düşünmek gerekiyormuş. Mutlak kazancını yok. Güle güle harca. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.